Evet. Tekrar selamun aleyküm. Bugün biraz videoları inceliyorum. Daha seçim öncesinden bu yana kadar, yani son 1 aylık, 1,5 aylık videoları inceliyorum. Az önce bir video dikkatimi çekti. MİT müsteşarlığına atanan İbrahim Kalın saz çalıyor. Yani şu son 60 yılı bilen bir insan olarak da bir düşünüyoruz. Biz gençler bunu düşünemez belki de bu şekilde. Devletin devlet adamlarımız son 20 senede yani ciddi bir değişim yaşadığını mı diyelim, yoksa zihniyetin bu şekilde olduğu için mi böyle oldu diye düşünüyorum. Yani şimdi eskiden Cumhurbaşkanlığı meclis seçerdi. Bir iki partinin anlaşmasıyla, büyük partilerin yani mecliste oy çoğunluğu olanların anlaşmasıyla bir cumhurbaşkanı seçerlerdi. Kukla gibi oturturlardı oraya, noter gibi iş yaptırırlardı. Yani cumhurbaşkanının sözde devletin en yüksek kademesiydi ama hiçbir işe yaramıyordu açıkçası. Yani işin sembolik tarafından başka bir işlemi yoktu. Kabul etmek lazım. Bizim yaşlı olanlar bunu bilirler. Zaten Turgut Özal'a kadar gelen cumhurbaşkanları asker. İşte aya oyunlarıyla, şununla, bununla. Kim masaya yumruğunu sert vurursa askerlerden, siyasiler onları seçerlerdi mecliste. Onu getirirlerdi cumhurbaşkanlığına. Özal bunu yıktı. Ama devamını getiremedi. Çünkü devlet başkanlığı sistemi aslında 1980'li yıllarda rahmetli Türkeş'in bile söylediği, olması gerektiğini söylediği bir sistem, bu sistem. Tabi CHP halen kabullenemiyor ama eline fırsat geçse aslında kendi de beğenir de. İşte eline fırsat geçmediği için bu seçimlerde Meral Akşener ben başbakan olacağım diye tutturdu. Yaşı 70'i bulmuş kadın. Sözde siyasetçisi onlarca yıldır. Ne dediğini de bilmiyor. Yani artık bu işin geri dönüşü yok. Tabii adına da güçlendirilmiş parlamenter sistem diyerek milleti aldattılar. Aslında çok kişi de bunlara kandı. Ya biz geçmiş parlamentonun ne olduğunu bilmiyor muyuz? Geçmişte parlamentolarda ne ayak oyunları, ne satılık milletvekilleri olduğunu bilmiyor muyuz? Otel köşelerinde parayla ya da şantaj yoluyla milletvekili transferlerini bilmiyor muyuz? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Koalisyonlar dönemi yani kısacası koalisyon. 2-3 parti bir araya gelecek. En son koalisyonu 1999'da işte ANAP, MHP, DSP, Bülent Ecevit. Bunları kurdular. Gördük. Gördük. Yaptıkları iş ne? Bir şey olsa birbirlerinin gözüne bakıyorlar. Şimdi hayal edebiliyor musunuz? Yani üç parti var. Bakanlıkları bölüşmüşler. Zihniyetleri farklı. MHP milliyetçi, DSP solcu. ANAP orta yolcu. O dönemi söylüyorum. Birinin A dediğine birisi kara diyor. Birisinin iyi dediğine öbürü kötü diyor. Birisinin günah dediğine öbürü sevap diyor. Böyle bir hükümet olur mu? Meral Akşener'in güçlendirilmiş parlamenter sistem dediği bu işte. Şimdi bugüne gelelim. Hayal kuralım bir. Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı? Cumhurbaşkanı olacak. Kim var yanında? 7 tane başkan yardımcısı var. Birbirlerinden anlaşamayan, birbirlerinden bir işleri, ortak bir özellikleri olmayan bu 7-8 tane başkan yardımcısı. Yahu Kemal Kılıçdaroğlu'nu havada oynatırlar onlar, havada. Tabii memleket batar 6 ay sonra. Kemal Kılıçdaroğlu da günah keçisi olur. Gerçi şimdi de günah keçisi ya, kazanamadıkları için de. Gene günah keçisi. Şimdi İbrahim Kalın'ın saz çalmasına baktım da. Eskiden MİT müsteşarının yüzünü 2 kere zor görürdünüz. Ne yaptıkları da belirsizdi. İşleri güçleri Amerika'yla, Amerikan istihbaratıyla, İsrail istihbaratıyla
işbirliği yapıp onların çıkarlarını korurdu. Ama şimdi onlara res çeken, onları titreten bir yapı var. Yapı oluştu. Birisi halen çıkmış da, kendisini de ben tanırım, Saadet Partili, halen öyle. Bugün Facebook'ta yazmış. İşte BOK eş başkanlığı falan. Ya geçin bu masalları. BOK eş başkanlığı dediniz. Erdoğan'ın ilk 7 senesiydi. O da Amerika'ya raylarını oturtturuncaya kadar işleri şirin görünme. Onu biz de biliyoruz. BOK eş başkanlığının ne olduğunu, Amerika'nın Orta Doğu projesi olduğunu ve bu projede bölgedeki devlet adamlarını, devlet başkanlarını, başbakanlarını ellerine aldıklarını biliyoruz. Ama Erdoğan bunların hepsini oyuna getirdi. Bu da görün artık. Hala bunu göremiyorsan sen boşuna yaşamışsın 70 senedir benim gibi. Ve Saadet Partisi'nin şu son seçimlerde nerede durduğunu, ne diller kullandığını halen görmüyorsan o zaman sen de zaten aynı zihniyettesin. Seninle beraber geçen gençliğimize de yazık olsun. O zaman Refah Partiliydin. Şimdi niye refahlı değil de saadetlisin? Tabii ki adamlar açık göz ya. Ali Babacan, Davutoğlu bu her şeyi kafaya getirdiler. Bizim hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu hesap uzmanıyım diyor ya. Çok iyi hesap uzmanı olduğundan elinde 120 tane milletvekili kaldı. Ana muhalefetlerini de yitirdi. Gerçi halen ana muhalefet çünkü çok ya. Ya bir adam öyle hesap yapar da 40 milletvekilini kaptırır mı başkasına? Ama ne yazık ki işte ben her zaman derim bakın bu ülkede tam siyaset güden HDP 1, AKP 2, MHP 3. Yani şimdi ufakları saymadım ben. Büyük Birlik Partisi de kendi doğruları üzerinde siyaset yapıyor. Efendim yeniden Refah Partisi de. Bunların duruşları soylu. Saadet Partisi yani %1 bile yok oluyor. Yani kendine güveniyorsa çıksın. Güvenseler zaten çıkarlardı. Kendileri de çok iyi biliyor. Davutoğlu da çok iyi biliyor. Ben Davutoğlu'nu şahsen çok böyle bu kadar şey olduğunu bilmiyordum. Yani basit olduğunu bilmiyordum. Önceleri iyi adam tamam desteklemek gerek diye düşünüyordum. Ama kırdığı potlara bak, konuştuğu laflara bak, durduğu yere bak. Neyse geri dönelim. Yani son kabineyi inceledim de bu arada işte İbrahim Kalın'ın saz çalması da hoşuma gitti. Onun için devlet adamları artık şey değişti yani. Devlet iklimi değişti. Bu internet çıktı. Bilgi tedavüle döküldü. Çok hızlandı. Ve denge yok. Artık hızlı dengeler var. Hemen mobil denge diyelim. Mobil dengeler var artık. Böyle bir ülkenin, bir devletin böyle oturup da 3 yıl, 5 yıl plan yapması zor artık. Çünkü her şey hızlı değişiyor. Yani hiç beklemediğin anda Rusya Ukrayna'ya vuruyor. Hiç beklemediğin anda Afganistan İran'a vuruyor. Yarın Çin Amerika'ya vuracak. Sen bütün bunların içerisinde Türkiye'nin yerini sağlam tutması lazım. Bu da sınırlarda olmaz. Sınırların ötesinde olur. İşte CHP'yi kudurtanlar devletin ta Somali'den, Katar'da, efendim, Fas'ta, Cezayir'de, Tunus'ta buralarda ülke savunmasını yapması, buralarda dış politikayı takip etmesi işte CHP gibi bir trolün içimize yerleştirilmiş bir trolün işine gelmiyor. Çünkü onları kontrol edenler o CHP'yi oraya yerleştirenlerdir. Bu ülkenin menfaatine hiçbir şey yaptırmazlar. Ne devlet adamlığında gözleri var, ne devlet adamlığı gibi bir kabiliyetleri var zaten. Böyle bir kabiliyetleri de yok. Adam hesap uzmanıyım diyor, 40 milletvekili kaybediyor. Kesesindekini de veriyor. Bırak seçim kazanmayı da.
O yüzden şimdi HADEP cephesinden bakıyorsunuz, işte adamlar ne istediklerini biliyorlar ya. Doğrusu da o, yanlış, bana yanlış gelebilir ama karşımdaki muhalefet veya benim rakibim en azından ne istediğini bilecek ki soylu bir siyaset olsun orada. Bakın bütün dünyanın gözü Türkiye'deki kadro değişiminde. İşte MİT Müsteşarı'nın Dışişleri Bakanı olması. Efendim, bir de yeni bir gelenek başlatıldı devlet atamalarında. Genelkurmay Başkanlarının Milli Savunma Bakanı olmaları gibi. Bence de doğru bir şey. Çünkü Enver Paşa da aynı zamanda hem Genelkurmay Başkanıydı hem Milli Savunma Bakanıydı. Bu temayül o zaman da var. Ama bu şekilde değil tabii. O dönem şartlarına göre. Şimdi gördüğüm kadarıyla bu yeni bakanlar kurulu isabetli, efendim, devletin devamlılığına ve geleneğine de çok uygun bir atama görülüyor. Tabii bundan sonrası artık bakanların yaptıkları işlerde ne kadar kabiliyetli oldukları, bilgili, birikimli oldukları, bunun hepsine birden liyakat diyoruz biz. Ne kadar liyakatlı oldukları önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama bana kalırsa Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok ciddi bir temizliğe ve operasyona ihtiyacı var. Çünkü eğitim milli değil. Allah'a emanetsiniz.